Sanırım her video, her tartışma, her teori sonrası dönüp dolaşıp ortaya çıkan bir tane soru var. Neden biz? Ben bu videoyu aslında Biden'ın Ermeni soykırımını tanımasından sonra çekecektim ama araya bildiğiniz üzere biri girdi. Soru genelde belli. Bunca insan bizden ne istiyor? Neden biz? Bu sorunun cevabına ulaşmak için tarihte biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Hunların Avrupa işgaliyle atılır aslında bu Türk düşmanlığının temeli. Zira Avrupalı basit çiftçi ve köylü için bu barbarlar Türk olarak bilinir. Türkizm buradan doğar yani. Bu düşmanlığın manifesto olması ve özellikle dini boyutlar alması Haçlı Seferlerinde başlar. Zira ondan evvelki Türkler barbar, dinsiz olarak görülürken bu noktadan sonra Türk düşmanlığı dini motiflerle beslenmeye başlar. Selçukluların Anadolu'yu fethinden sonra Bizans için geri sayım başlar. Bu durumdan rahatsız olan Papa II. Urbanus 1095 Kasım'ında kendi başkanlığına ve birçok din adamının katılımıyla gerçekleştirilen Clermont Konseyi ile Haçlı Seferlerinin başlangıç noktasını oluşturmuştur. Bu çağrıya cevap veren ordular 1. Haçlı Seferini başlattı. 27 Kasım 1095'te Fransa'nın Clermont-Ferrand şehrinde geniş katılımlı bir kilise konsili toplandı. Binlerce insanın önünde gerçekleşen bu konuşmada Hristiyanlığın kutsal topraklarını işgal ettiği gerekçesiyle Selçuklu Türklerine lanet okudu Urbanus. Urbanus tüm Hristiyan alemini kutsal topraklarını geri kazanmak amacıyla düzenlenecek olan bir Haçlı Seferi için bir araya gelmeye davet etti. Ayrıca Urbanus kutsal toprakların verimli ve zengin, hatta Hristiyan Avrupa'sından bile daha zengin olduğunu işaret etti. Son olarak da Haçlı Seferlerine katılmanın tüm kefaretlerin ödenmesini sağlayacağını ve Haçlıların bütün günahlarını affettireceğini bildirdi. Urbanus'un büyük nutkundan 1-2 ay sonra 1. Haçlı Seferi başlamıştı. Bu sefer yaklaşık 200 yıl süren uzun bir kutsal savaş zinciriyle devam etti ve bu zincir Türk düşmanlığının filizlendiği dönem oldu. Urbanus 1099'da 1. Haçlı ordusu Kudüs'ü geri almaya başardıktan 2 hafta sonra zafer haberini alamadan öldü. Türk düşmanlığının sembolü haline gelen Urbanus, 1881 yılında ölüm günü olan 29 Temmuz'da aziz ilan edildi. Neden 1800'lü yıllarda aziz ilan edildiğini de öğreneceksiniz, bekleyin. Gerek Konstantinopolis'in alınması, gerek Avrupa'ya açılan Osmanlı ve bununla bağlantılı gerçekleşen Türk savaşları Avrupa'daki Türk karşıtlığını yükseltti. Osmanlı'nın bu durdurulamaz büyüyüşüne karşı Batı Hristiyan dünyasının geliştirmiş olduğu bir formüldür bu Türk düşmanlığı. Evet, biliyorum kulağa A Haber belgeseli gibi geliyor belki ama işin gerçeği bu. Hatta bu yüzden 15. yüzyılın ortasından itibaren size daha evvel kültür emperyalizmi videosunda bahsettiğim mesler, törenler başlar. Türklere karşı özel olarak Avrupa'nın her yerinde Katolik dini törenler düzenlenir. Bu dini törenlerde verilen mesaj, Türklere karşı bir zaferin sadece Tanrı'nın yardımıyla kazanılabileceği ve bu yüzden Hristiyan aleminin Türklerin zalimliğine karşı direncini yitirmemesi gerektiğidir. Viyana Piskoposu Johann Fabri bu ön yargı ile ilgili şöyle demiştir: "Dünyada yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan çocuk yaşta herkesi kesen, hatta ana rahmindeki bebeği bile katleden Türkler kadar acımasız ve kaba bir ırk yoktur." Bu ana rahmindeki çocuğu kesme olayını da iyi aklınızda tutun. Çünkü sonraki yıllarda sürekli yeniden anlatılacak bir masaldır bu. Avrupa'ya ilk adım attığımızdan beri bize karşı yöneltilen bir suçmuş demek ki bu. Genellikle bu törenlerde küçük tiyatro oyunları oynanır ve resimler sergilenirdi. Türkleri bir insandan çok bir canavara benzeten bu törenler basit halkta büyük etki bırakır. Bugüne kadar süren bir etki. 16. yüzyılda konuyla alakalı tüm Avrupa'da 2500 civarında, bundan 1000'den fazlası Almanya ve Almanca'dan kitap basılmıştır. Bu kitaplarda özellikle kana susamış Türk imajı yerleştirilmeye çalışılmıştır. Hatta Martin Luther'in yakın arkadaşı Philip Melanchthon Türklerin Kızıl Yahudiler olduğunu iddia etmiştir. Buna dayanak olarak Türklerde ve Yahudilerde ortak olan erkek çocukları sünnet ettirme ve diğer ortak adet ve görenekleri göstermiştir. Kızıl benzetmesini de Türklerin adeta bir kan tazısı gibi katleden ve savaşan bir millet olmasına bağlamıştır. Türklerin Kızıl Yahudisi olduğu iddiası bugün hala İran'da popüler. Özellikle Sünni Türklerden hoşlanmayan Farslılar arasında. Martin Luther, Türkleri papalık makamı ile kilisedeki yolsuzluk ve bozulmaya karşı Hristiyan dünyasına Tanrı'nın bir cezası olarak görmüştür. 1518'de 95 tezini açıkladığında Martin Luther, Tanrı'nın Hristiyanları veba, savaş ve depremlerle cezalandırması gibi bu sefer de Türkleri yollayarak cezalandırdığını iddia etmiştir. Osmanlı artık iyice Avrupa'ya ele geçirmeye başlayınca panik yükselir. Martin Luther bu panikten istifade eder ve korkuları, "Türkler Deccal ile işbirliği içinde olan şeytanın ajanlarıdır. Roma ve Vatikan'ı işgal edip ahir zamana yol açıp kıyamet
cinayete sebep olacaklar gibi iddialarla körükler. 18 Aralık 1519 yılında arkadaşı Wenceslaus Link'e yazdığı bir mektupta Türkler ve Roma hakkındaki görüşünü şöyle belirtir. Bugün Roma'nın ve kilisenin Türklerden bile daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Türklere karşı savaş yazılarında ve Türklere karşı askeri vaazlarında Luther sürekli teolojik olarak Türklerin Tanrı'nın kırbacı olduğunu vurgular. Luther ve taraftarları yüzünden Avrupa'da Osmanlılara karşı yürüten savaşın bir İsa vs. Deccal veya Tanrı vs. Şeytan olduğuna inanılır. 10. Papa Leo buna karşılık olarak Luther'i kiliseden atmakla tehdit etmiş, onu Türklere kapitülasyon verilmesini savunmakla ve Türklerin avukatlığını yapmakla suçlamıştır. Portekizliler de Doğu Afrika'yı ele geçirme vesilesiyle o kötü Türklerle her karşılaşmalarını Avrupa'da kendilerini dinin savunucusu olarak göstermek için kullanır. Bazı ilahiyatçılara göre de Türk kelimesi torquer'den yani torture, işkenceden gelmektedir. Bir diğer popüler teoriye göre Türkler zalim bir ırk kabul edilen İskitlerle aynı ırktandır. Swedish Institute for European Policy Studies'in yayınladığı ve Turkey, Sweden and the European Union Experiences and Expectations adlı raporda o dönemde Kurt Türk efsanesine yer verilir. Bu hikayelerde Kurt Türk karışımı, insan yiyen yarı insan yani Türk, yarı kurt, kurt kafası ve kurt kuyruğu olan gerisi insan biçiminde bir yaratığın bir varlığından bahsedilir. 16. yüzyıldan sonra Türkler, Türklerin yaşam stili ideolojik sebeplerden dolayı aşırı derecede kötü gösterilmeye başlanır. Bunun sebebi de aydınlanma çağında bulunan Avrupa'nın 16. 17. ve 18. yüzyıldaki tartışmalarında Türkleri bir ideolojik silah olarak kullanmasıdır. Özellikle yönetim doğası hakkında yapılan tartışmalarda Türkler aşağılanıyordu. Bu aşağılama içinde bolca yalan haber gerekiyordu. Yazarlar Türkler hakkındaki oluşturdukları imajın yanlış ama kabul gören olduğunu söylüyordu. Türkler konusunda yazılanların, çizilenlerin doğruluğunun bir önemi yoktu. Önemli olan bu illüzyonun ayakta kalmasıydı. Yani bugün modern dünyanın ve Batı medeniyetinin kurulu olduğu aydınlanma çağı sistematik bir Türk düşmanlığı üzerine kuruluyordu. İşte sorumuzun cevabına giderek yaklaşıyoruz. Zira artık bu Türk düşmanlığını yürütenler din adamları, çiftçiler veya cahil halk değildi. Bizzat entelektüel kesimin yürüttüğü bir politikaydı bu. İsveç'te geçmişte Türkler Hristiyanlığın ana düşmanı olarak gösterilirdi. Buna örnek olarak Erland Reselius tarafından yazılan ve 1694'te basılan Luna Turkica Eller Turkesque Mane çevirisiyle Muhammed'in 4 parça ve kitaba bölünmüş olarak tehlikeli kanununu ayna gibi yansıtan Türk Hilali adlı kitap örnek gösterilebilir. Dini törenlerde Türklerin fethettikleri yerleri nasıl sistematik olarak yakıp yıktığı, acımasızlıkları ve kana susamışlıkları hakkında vaazlar verilirdi. İsveç'te 1795 yılında yazılan ve okullarda okutulan bir kitapta İslam, büyük düzenbaz Muhammed tarafından uydurulan, günümüzde Türklerin tamamen kabul ettiği sahte din olarak tarif ediliyordu. Oryantalizm'de şöyle yazacaktı Edward Said. 17. yüzyılın sonuna dek Avrupa'nın hemen yanında yatan Osmanlı tehlikesi tüm Hristiyan medeniyetini tehdit eden bir tehlike olarak bekleyecekti ve zamanla Avrupa medeniyeti bu efsaneyi, olayları, figürleri, iyi ve kötülüklerini alıp hayatlarının en temeline işledi. Kısacası Türk düşmanlığı hatta nefreti gayet normal karşılanan hatta sağlıklı bulunan bir şeydi. Fransız Rönesansı döneminde Avrupa unutulmuş Yunan eserleriyle yeniden tanıştı. Poggio Bracciolini veya Niccolo Niccoli, Platon, Cicero veya Vitruv gibi isimlerin eserlerini Bizans kütüphanelerinden bulup tekrar Avrupa'ya taşıyordu. Bizans'ın yıkılması sonrası Fatih'in de çok üzüldüğü Yunan entelektüellerinin İtalya'ya kaçması ve yanlarında da bin yıllık tüm bilgi birikimlerini getirmelerini ve İtalyan Rönesansı'na sebep olmaları yaşandı. Zaten İtalyan Giovanni Aurispa Konstantinopolis'e giderek 1423 yılında 200 tane antik kodisesi alıp İtalya'ya götürmüştü. Yani bir Türk Rönesansı şansını kaybetmişti. Bunu İtalya elinden almıştı. Buna ek olarak Türk düşmanlığından farklı akımlar doğdu. Panarabizm veya en önemlisi Filhelenizm gibi. Demiştik ki Avrupa medeniyeti antik Yunanları yeniden keşfetmişti. Türk düşmanlığıyla beraber gitgide Türkleri suçlu bulmaya başlamışlardı. Filhelenizm Yunan dostu manasına gelirdi. Bu Filhelenistler genelde genç, klasik eğitim almış aristokrat erkeklerden oluşuyordu. Kendilerini antik Yunanların temsilcisi ve antik Yunan medeniyetinin koruyucusu olarak gören bu adamlar, antik Yunanların mirasçısı olarak gördükleri Yunanların Osmanlı'ya karşı bağımsızlığını destekliyorlardı. Hatta Lord Biron gibileri bu Yunan devrimi olarak adlandırdıkları savaşa katılmış, Osmanlı'ya karşı bizzat savaşmıştı. Çoğu da Yunan diasporası yüzünden Filhelen olmuştu. Diasporanın önemi işte. Ama kim yok ki aralarında? Franz von Baader, Lord Biron, Richard Koch, Edward Codrington, Louis Dupré, Jean-Gabriel Henault,
Charles Nicolas Favier, Adam Friedel, Louis-André Gosse, Johann Wolfgang von Goethe, Frank Abney Hastings, Carl Wilhelm von Heideck, Adolf Hitler, Friedrich Hölderin, Samuel Gridley Howe, Victor Hugo, Wilhelm von Humboldt, Ernst Michael Mangel, Johann Jakob Mayer, Wilhelm Müller, Alfred de Musset, Karl von Nordmann Ehrenfels, Francis Puckwell, Alexander Puschkin, August Ludwig Reischer, Friedrich Schiller, Albert Schott, Marie Esperance von Schwarz, Percy Bysshe Shelley, Friedrich Wilhelm von Thiersch, Daniel John Wittenbach, 1. Ludwig. Hatta Bavyera kralı olan 1. Ludwig öyle bir Yunan hayranıydı ki Bavyera'da 12 yılda yaptırdığı Valhalla adlı anıt Atina'daki Parthenon'u örnek almıştı. Tüm bu bahsettiklerimizin dönemin ünlülerine etkisini birkaç alıntıyla görelim. Yüzyıllardır antik dünyanın kalbinde oturan bu barbar güç zorla klasik ve dini antikin yüzyıllarını, dünyanın en güzel topraklarını elinde tutan bu barbarlar bilmeden dünya tarihinin yarısını ellerinde tutuyor. Kardinal Newman. Kadınlara karşı tiran ve sanat düşmanı Türkler. Voltaire. Şu barbar işgalcileri Avrupa'dan def etmek için. Yine Voltaire. Çok içten bir şekilde Türk barbarlarının Xenofon, Sokrates, Platon, Sofokles ve Euripides'in topraklarından kovalanmasını diliyorum. Eğer istersek bunu yakında yapabiliriz ama batıl inanç için 7 haçlı seferi yapıldığı gibi böylesine doğru bir iş için bir tane yapılmaz. Onların inşa etmiş olduğu bir tane şehir bile yok. Antik dünyanın en güzel yapılarını çürütüyorlar. Kalıntılara hükmediyorlar. Yine Voltaire. Voltaire'in bu sözü önemli çünkü Türklere karşı denenecek soykırımın temelini bu fikirde özetliyor. Eğer tarihe bakarsam hiçbir millet yoktur ki Türkler kadar tanrı karşıtlığı, acayip lekeli fahişelik ve her türlü yabani ve kaotik yaşamı yaşamış olsun. Philip Melanchthon. Çinlilerden asla şu geri kalmış Türklerden nefret ettiğim kadar etmedim ve eğer Rusya onlarla yine savaşmaya hazır olursa umarım ki İngiltere ve Fransa bunu engellemez. Mark Twain. Ve bir Türk gibi yalan konuştu. Yine Mark Twain. Kuzeyin en uzak yerlerinde bulunan Türkler gibi mahluklar veya onlara benzeyenler. Bunların durumu akılsız hayvanların durumu gibidir. Maimonides. 1870 yılında anti-Türkizm yerine Türkofobi kelimesi kullanılmaya başlanır. Yani önceden açıkça belirtilen karşıtlık şimdi Türklerden korkmak gibi gösterilmeye başlanır. Tabi bu sırada Osmanlı'nın hükmettiği topraklarda da rahatlıkla Türk düşmanlığı gelişir. Zira Osmanlı hepsini özgür tutar. Hatta Atatürk'ün bir Yunan esirle girdiği meşhur bir tartışması vardır, bilirsiniz. Selanik'te büyüyen Mustafa Kemal Yunan ırkçılığının yükselmesini, Türk düşmanlığını bizzat yaşamıştı çünkü. Özel okulları, özel din alanları olan bu milletler rahatlıkla Osmanlı'nın altını oymaya başlar. 1900. yüzyılın sonlarında William Gladstone Türkofobiyi Britanya politikasında Osmanlı İmparatorluğuna karşı bir politika değişikliği olarak ortaya atmıştır. Gladstone, Osmanlı yönetimindeki Bulgarlar hakkında 5 Eylül 1876 tarihinde basılan Bulgarian Horrors and a Question of the East başlıklı 64 sayfalık bir broşür kaleme aldı ve Türklerin dünyadan tasfiye edilmesi gerektiğini anlattı. Gladstone'a göre Türkler insanlığın dev bir insanlık dışı örneğidir. Türk hükümeti olarak adlandırdığı Osmanlı hükümeti ise hiçbir hükümetin işlemediği kadar günah işlemiş, hiçbir hükümet onun kadar günahkarlığa saplanmamış, hiçbiri onun kadar değişime kapalı olmamıştır demiştir. İşte Gladstone'un öğrencisi Lloyd George, Türk düşmanlığını fiili devlet politikası haline getirip Türk soykırımına çalıştı. Osmanlı İmparatorluğunu parçalama siyasetine destekledi, Türk Kurtuluş Savaşı süresince Britanya hükümetini idare etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına neden olan Türklere karşı açılmış savaşın baş mimarı oldu. Sevr Anlaşması. Türk hükümetinin Sevr Anlaşması'na direnmesi üzerine Yunan ordusunun Anadolu'ya sürülmesi, 1921 Londra Konferansı'nda Sevr Anlaşması'ndan taviz verilmemesi, 1922 yazında Yunan Başbakan Gonaris'in Anadolu'dan çekilme teklifini reddi, Eylül 1922'de Çanakkale Boğazı nedeniyle Türkiye ile savaş noktasına kadar tırmanan gerilim hep Lloyd George'un şahsen yönettiği politikaların ürünüdür. Megali İdea destekçisi ve Venizelos'un dostu olan Lloyd George, büyük soykırım gerçekleşsin diye zaten kapitüle etmiş ve ordusu olmayan Türk milletinin üzerine Yunan ordusunu sürer. İstanbul ve Boğazlar hakkında anlaşmalarda Türkleri tamamen Avrupa'dan çıkarmak ön plandaydı. Lloyd George şöyle diyordu. Savaş ve Türklerin mağlubiyeti bize bu problemi sonsuza kadar kökünden çözme olanağı verdi. Lloyd George, Yunanlıların Doğu Akdeniz'de yükselen bir grafik çizdiği fikrindedir. Bu düşünmesine sebep ise Yunanistan'ın artan nüfusunun yanı sıra askeri anlamda zeki ve çevik askerler çıkardığına, denizci bir millet olduğuna inanmasıdır. Ona göre Doğu Akdeniz'e hakim olan bir müttefik Süveyş kanalından uzak doğuya, uzak doğudan Avustralya'ya kadar uzanan Britanya İmparatorluğu'nun işine yarayacak. 1922 Eylül'ünde çıkan Çanakkale krizi Lloyd George'un başbakanlığının dolayısıyla da hükümetinin de sonunu hazırlamıştır. Lord Curzon'a göre
Tüm bu problemler başbakanın Türklerden nefret etmesinden ve Yunanlılara delicesine sevgisinden kaynaklanmaktadır. Hatta bazı İngiliz parlamenterler de George'un Türklere karşı barbarca tavrını tartışmış, Malta'ya gönderilen sürgünler konusunda da onun keyfi politikasını eleştirmiştir. Lloyd George Londra konferansında da kendi tarafına savaşmasına rağmen Fransa'yı Klikya bölgesinde Osmanlı tarafından yapıldığı iddia ettiği Ermeni katliamının önleyememesini sorumlusu olarak göstermiş, Mustafa Kemal'in bu olaydan sorumlu olduğunu, bu sebeple ona görev veren İstanbul hükümetinin sadrazam ve bazı bakanların tutuklanması gerektiğini söylemiştir. Dahası Mustafa Kemal'in zor duruma düşmesi için Yunan ordusunun 12 kilometre daha ilerlemesini teklif ettiği de kayıtlardadır. İtilaf devletleri 18 Aralık 1916 yılında ABD Başkanı Wilson'a şöyle bir mesaj veriyor. Türklerin kanlı tiranlığı altında yaşayan halkları özgürleştireceğiz. Bir diğer Lloyd George anlatısı da şöyle. Anlaşma şartları duyurulunca Sever'den bahsediyor. Türkleri delilikleri, körlükleri ve yaptıkları katliamlar için nasıl cezalandırıldığını göreceksiniz. Cezalandırmaları o kadar korkunç olacak ki en büyük Türk düşmanları bile memnun olacak. Mezopotamya'da ne olur o kongreye kalmış ama ne olmayacağını söyleyeyim. Bir daha asla lanet olası Türklerin tiranlığına bırakılmayacak. İşte bu ideoloji ve nefretle Türk soykırımının startı verildi. Yüzyıllardır hayal ettikleri gibi yapacaklardı. Yunan ordusunu savunmasız Türk halkının üzerine sürdüler. Justin McCarthy'ye göre Türk Bağımsızlık Savaşı boyunca 640 bin Türk sivil Yunan ordusu tarafından öldürüldü. 14-15 Mayıs 1919 günü İzmir'in işgal edilmesinden sonra Yunan birlikleri şehrin Türk nüfusunun bir kısmını katletti. İtilaf devletlerinin kaynaklarına göre 15 Mayıs 1919 günü 300 ila 400 Türk öldürüldü. Yunan ordusu Anadolu'ya ilerledikçe bölgede yaşayan Türkler katliamlar, tecavüzler ve yıkımla karşı karşıya kaldı. Bir Britanyalı askeri yetkili olan Harold Armstrong, Yunan ordusunun İzmir'den Anadolu'nun içerisine doğru ilerlerken sivilleri katlederek, yakarak, yağmalayarak ve tecavüz ederek gittiğini bildirdi. Britanyalı tarihçi Arnold J. Toynbee, 15 Mayıs 1919 günü İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden sonra organize bir şekilde katliamların yürütüldüğünü yazdı. Toynbee, Yunanlıların İzmit, Yalova ve Gemlik bölgelerinde yürüttüğü zulme tanıklık ettiklerini ve söz konusu bölgelerde evlerin yağmalandığını ve yakıldığını belirtti. Marjorie Halsopian'a göre Yunan işgali altındaki İzmir'de 4000 Müslüman idam edildi. Menemen katliamında 200 Türk sivil öldürüldü. Bir köyde Yunan ordusu köye zarar vermemeleri için 500 altın lira talep etti. Ödeme yapıldı ancak köy yine de yakılıp yıkıldı. Bergama baskını sonucu 80 bin ve 100 bin arası Türk sivil bölgeyi göç etmeye zorlandı. Birçok kaynağa göre Yunan ordusu savaşın son kısmında Anadolu'dan çekilirken bir yakıp yıkma stratejisi izledi. Orta Doğu tarihçisi Sidney Netleton Fisher'a göre geri çekilme sırasında Yunan ordusu bir yakıp yıkma taktiği izledi ve öfkelerini savunmasız Türk köylerinden bilinen her yoldan çıkardı. Norman M. Naimak'a göre Yunan geri çekilişi yerel halk için işgalden daha yıkıcıydı. James Loda Park, dönemin İstanbul ABD konsolos yardımcısı, Yunanların Anadolu'yu boşaltmasından hemen sonra bölgeyi gezdi ve İzmir'i çevreleyen gezdiği yerlerde durumu ve 1922 Manisa yangını gibi olayları rapor etti. Kinross'a göre bölgede kasabaların çoğu harabeye dönüşmüştü. Uşak'ın üçte biri artık yoktu. Alaşehir yamaçları tahrif eden karanlık bir kavrulmuş boşluktan başka bir şey değildi. Köyün ardına köy Yunan askerleri tarafından kül yığını haline getirildi. Tarihi kutsal şehir Manisa'daki 18 binadan sadece 500 ayakta kaldı. Geri çekilme sırasında Yunan vahşetinden örneklerin biri de 14 Şubat 1922'de Aydın vilayetinde Türk Karatepe köyünde köy Yunanlar tarafından kuşatıldıktan sonra tüm sakinler camiye konuldu ve cami yakıldı. Ateşten kaçmaya başaran az sayıda kişi de vuruldu. İtalyan konsolosu M. Miazzi Yunanların 60 kadın ve çocuğu katlettiği bir köyü ziyaret ettiğini rapor etti. Bu rapor daha sonrası Fransız konsolosu Captain Coher tarafından doğrulandı. Yunan ordusunun acelesi yıkımın seviyesini biraz azalttı. 24 Haziran 1921'de İzmit'te çoğunlukla erkeklerden oluşan 300'e kadar sivil Yunan ordusu tarafından idam edildi. Bununla birlikte şehir yağmalandı ve bir bölümü ateşe verildi. 5 Eylül 1922'de Salihli Yunan ordusu tarafından ateşe verildi. Şehirdeki binaların %65'i yok oldu ve en az 76 kişilik yanarak öldü. Ayrıca 100 kız tecavüz etmek için kaçırıldı. Gülfem Kağıtçılar İrem küçük bir kız olarak Manisa'daki yangına tanık oldu ve ailesiyle tepelere kaçtı. Onun hatırladıkları şöyle. Sabaha karşı milislerden kaçtıktan sonra tepelerde gizlenmek için kuru bir dere yatağına tırmandık. Biz tırmanırken şehir yanıyordu ve biz onun ışığıyla aydınlatıldık ve ısısı bizi ısıttı. Şehir 3 gün 3 gece yandı. Ben evlerin pencere camlarının bomba gibi patladığını gördüm. Eski ağaçlar kökleriyle devrildi. Ben bu şeyleri unutmadım. Isı, açlık, korku, koku. 3 gün sonra aşağıda vadide toz bulutları göründü. At sırtında Türk askerleri. Biz onları tepelerde bizi öldürmeye gelen Yunanlar sanıyorduk. Ben yeşil ve kırmızı bayrakları taşıyan 3 asker hatırlıyorum. İnsanlar ağlıyor, atların toynaklarını öpüyordu. Bizim kurtarıcılarımız geldi diye. Johannes Kolmodin İzmir'deki İsveçli bir doğu bilimciydi.
Kendisi mektuplarında Yunan ordusunun 250 Türk köyünü yaktığını yazdı. Ayrıca 30 binden fazla bina Yunan ordusu ve yerel Rumlar ve onların Ermeni destekçileri tarafından yakıldı. Savaşın son aşamasında tetkik heyeti Aydın ve çevresinde incelemelerde bulunmuş ve rapor vermiştir. Bu rapor tetkik heyeti raporu olarak bilinmektedir. Tabii tüm bunlar olurken doğudaki Ermeniler ve Fransızlar durmuyordu. Türklerin bölgedeki Fransız işgaline karşı direnişi üzerine Antep'te, Maraş'ta ve Urfa'da büyük ölçüde sivil kayıplara ve katliamlara sebep oldular. Maraş'ta 4500 Türk öldürüldü. 1920 yılında Ermeniler tarafından Kozan katliamı yapıldı. Ermeniler ayrıca Yalova katliamı ve 1922 Manisa yangında önemli roller oynadı. İşte Türkler kıl payı kurtulmuştu bu soykırım girişiminden. Kısa sürede demokrasiye kavuşan Türk milleti asla ne yaşadığını tam anlayamamış, yaşananların hesabını soramamıştır. Gerek çalkantılı dönem, gerek komünizm zehrinin bir jenerasyona heba etmesi, gerek Amerikan gladyosunun milliyetçi gençleri kullanması Türk milletinin asıl yapması gereken aydınlanmadan engellemiştir. Bu sırada Türk düşmanlığı her geçen gün devam ediyor. Torunları durmuyor. Sen bu videoyu izlerken bile yeni bir Pontus soykırımı üzerine çalışma yapıyorlar. Trabzon ve Karadeniz'de faaliyet yürütüyorlar. Yine sol maskesi altında oluyor bunlar. Öğrenci dediğin, geleceğim dediklerin senden ve Türklükten nefret ediyorlar. Ermeni soykırımını tanıyan Biden'in kendini Yunan'ın demesi ve hayatı boyunca Türk düşmanlığı yapması tesadüf mü sanıyorsunuz? Aynı ideolojinin devamı. Ve siz uyurken onlar tarih revizyonistliğine devam ediyorlar. Yüzlerce özel hesapla Wikipedia'yı domine ediyorlar. Türk milletine soykırım yapmaya kalkarken defedilmelerini soykırım olarak tanıtmak istiyorlar. Örnek, kanlı Tripoliçe katliamı ve Sakız Adası çıkartması. Tripoliçe katliamında Yunanlar binlerce Türk sivili katletmiştir. G.M. Wagstaff ise 10.000 ve 15.000 sivilin katledildiğini yazmıştır. Yunan tarihi üzerinde uzman olan tarihçi yazar William St. Clair, öldürülen sivillerin sayısının 10.000 üzerinde olduğunu belirtmiştir. Katledilenlerin içinde kadınların da olduğu görülmüştür. İngiliz tarihçi Walter Alison Phillips Tripoliçe katliamı hakkında 3 gün boyunca şehrin sakinleri bir vahşi çetenin kötülüğüne ve keyfine bırakıldı. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı. Kadınlar ve çocuklar öldürülmeden önce işkencelere tabi tutuldu. Katliam o kadar büyüktü ki Kolokotronis kapıdan Hisar'a kadar atın ayaklarının yere hiç dokunmadığını söyledi. Şehirdeki Yunan zaferinden sonra yol kenarları cesetlerle doldu. Kadınlar ve çocukların bulunduğu Müslüman kitleleri yakınlardaki dağlarda sığır gibi doğrandı. Clea katliam sırasında Tripoliçe'de bulunan yabancı subayların gördüklerini şöyle aktarmıştır. 10.000 üzerinde Türk öldürüldü. Paralarını sakladığı şüphe edilen tutsaklar işkence edildi. Kolları ve bacakları kesildi ve ateşin üzerinde yavaş yavaş kızartıldılar. Hamile olan kadınların karınları kesildi. Kafaları kesildi ve köpek kafaları bacaklarının arasına sokuldu. Cuma'dan pazara kadar hava çığlık sesleriyle doluydu. Bir Yunan 90 kişiyi öldürdüm diye övünüyordu. Haftalarca aç bırakılan Türk çocukları çaresiz yıkıntıların arasına koşarken Yunanlar tarafından yere atıldılar ve sonra vuruldular. Sakız Adası çıkartmasında ise Yunan isyancılar Sakız Adası'na gelip halkı ayaklandırır. Bunun üzerine adada Türkler öldürülür. Osmanlı adaya çıkarma yapar, isyanı kanlı bir şekilde bastırır. Şimdi gelin bu iki olayın Wikipedia sayfasına bakalım. Birisi Tripoliçe katliamı Siege of Tripolitsa olarak geçerken Sakız Adası çıkartması Chios Massacre olarak geçiyor. İşte bu büyük savaşın bir parçasıyız ve onlar sadece silahla saldırmıyor, kültürel olarak da saldırıyor. Türk dili yok sayılıyor, varlığı yok sayılıyor, kültürü yok sayılıyor. Dalga geçtiğiniz Yunanlar yemeğimizi çalıyor olayı bile bunun ürünü. Sadece yemek değil, kültürel olan tüm değerlerini yok etmek veya senden almak istiyorlar. Hacivat ve Karagöz'ü bile aldıklarını biliyor muydun? Hatta Paris'te uluslararası tiyatrosuna bile Yunan Ulusal Tiyatrosu diye Karagöz'ü götürmüşlerdir. Ancak Yunanlar Karagöz'e bizim vermediğimiz önemi vermiş, yalnız Karagöz oynatılan tiyatrolar açmış, onu sevilen bir halk tiyatrosu olarak yaşatmışlardır. Hatta UNESCO Türkiye lehine karar verince kriz çıkarmışlardır. İşte bugün karşılaştığımız her sorun, her olayın sebebi bu anlattığımdır. Neden bizin cevabı budur? Neden biz demek yerine o halde biz demenin vakti geldi? Prangalar atıp Türk aydınlanmasını tamamlamanın vakti gelmiştir.